Kapı kaç saatte doluyor acaba? Bir saat öyle durmanız gerekiyor. Ne? Bir saat. Bir saat. Erken çıkmadık yola. Kolu mankeni olarak. Merhaba. Bugün şu arkamda gördüğünüz arkadaşla beraberim. Ve hayatımın ilk kamp deneyimini gerçekleştireceğim. Bu arkamda görmüş olduğunuz crawler'ın içinde duş, tuvalet, mutfak, iki tane yatak ve birazdan benim de yeni tanışacağım pek çok özellik var. Hepsini deneyimleyip size anlatacağım. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Siz gitmek zormuş ya, eşya taşınmıyor. Şu görmüş olduğunuz şey benim çadırımmış. Bunun üzerine 2 dakika yazdığı için çok mutluyum çünkü 2 dakikada kuruluyormuş. Ama sanıyorum toplanırken biraz zormuş. Onu da halledeceğiz. Şimdi arabanın bagajındaki eşyaları çıkartıyoruz ki yatabilelim. Çünkü şöyle bir şey oldu, çaktırmayın. Biz bunları galiba yanlış yere koymuşuz. Bagaj kısmını başka şeylerle doldurduk. O yüzden şu kapağı açarken böyle az şey olması lazım ki şey olabiliyor, kapağı açılmayabiliyor. Çek. Bunu mu çekeceğim? Evet, iyice çek. Çek. Şunun altını düzeltiyoruz. Evet, şimdi tam ortasından tak onu. Nereye? Bu kırmızının ortasından. Evet, iyice. Tamam, şu an gayet iyi. Çıkardım, emniyet falan bu kadarmış. Bu kadarmış, basit bir şey. Aparat olmadan olmuyormuş, öyle bekledik boş boşuna. Balta çok iyi. Bunun markası ne? Fiskars. Çok iyi balta arkadaşlar. Alırsanız Fiskars olun. Şimdi Emre ile Pelin çadırlarını kuruyorlar. Ben onlara yardım edeceğim. Bilmedikleri şeyler konusunda bilgiler vereceğim. Şimdi ne yapmak gerekiyor Emre? Önce sen otları falan biçiyorsun değil mi Pelin? Evet, zemini temizliyorum. Dikenli bir şey olabilir, çadırı delecek bir diken olabilir ya da bir cam olabilir. Onları yani az önce benim yaptığım o baltalama işlemi çok doğru bir hareketmiş. Yani tek başına da kurabilirsin ama yerde ittire ittire kurabilirsin tek başına da. İstersen bırakayım tek başına. Yok yok sen şimdi. Pelin önemli şeyler anlatıyor. İçerideki rüzgarın geçişini sağlıyor. Tamam. İçerisi ne kadar havadar ve ne kadar rüzgarlı olursa o kadar rahat bir gece geçirmiş ve rahat bir uyku çekmiş oluyorsun. Tamam. Çünkü çadırlarda aslında en çok korkulunan şey bir sürü insanın çadırda kalmasından korkmasının sebebi içerideki havasızlık ve sıcaklık. Evet, ben bir kere onu hatırlıyorum çocukken. Evet, o yüzden çok bunaltıcı bir sıcak oluyor. Artık büyük markaların neredeyse tamamı üst tarafı komple file, alt tarafının normal branda olmasına dikkat ediyorlar. Bizim çadırımız tabii emektar. Bunun adı da şapkaymış. Evet, bu şapka. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çok ıssız bir yerdeyseniz bunu kullanmadan da yapabilirsiniz. Şimdi zaten birazdan benimkini kuracağız ama benimki daha kolay kurulacak değil mi? Evet. Benimki daha kolay kurulacakmış. Pelinlere yakın bir yerde kuracağım çünkü gece bir şey olursa falan kapılarını çalarım diye düşünüyorum yani. Birazdan benimkini de kurduktan sonra artık biraz böyle yorgunluğumuzu atacağız. Sandalyelerimizi kurduk, onlara oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Sonra ateşimizi yakacağız. Bu benim çadırım. Yani 2 dakikada kuruluyor falan dediler ama çok da 2 dakikalık bir çadır değil. Yani kolay açıldı, bir anda böyle açıldı falan, bir şeyler geçirmedik. Pelinlerde olduğu gibi işte böyle aralardan moplar falan geçirmedik ama Emre sağ olsun çadırı sabitlememe yardım etti. Çünkü sabitleyemedim ben, yapamadım yani. Böyle kenarlarına sabitledik ve hazır. İçine de bir adet uyku tulumu. Bir adet de mat koyduk. Akşam burada uyuyacağım. Eğer rahat edemezsem tabii ki crawler'a gideceğim. Crawler'a gideceğim. Pelin hala şişiriyor. Şiler şişiriyor.
Arkadaşlar crawler çok iyi değil mi? İnanılmaz güzel görünüyor. Eğer rahat edemezsem orada bir yatağım olacak. Ama şimdilik keyfim çok yerinde. İyi ki geldik. O kadar güzel bir akşam ki. Yani içeceklerimiz var. Çayımızı dolduruyoruz böyle. Muhteşem ya. Çok mutluyum şu anda. Hayatında ilk kez kamp yapan biri bu kadar keyif alıyorsa muhtemelen bu iş olmuş demektir. Kapat ışığı yukarı bak. Kapat ışığı değil, şimdi bizi çekiyor kameramız. Aa Yusufçuk! Görünüyor mu acaba? Aa, evet görüyorum ben. Yusufçuk! Yusufçuk gördük az önce. Görünüyor muyuz acaba biz? Görünüyor muyuz? Görünüyoruz Pelin. Kafamızda bir aydınlanma yaşıyoruz. Saat kaç bilmiyorum şu anda. Zamanla ilgili şeyi bitirdik, yitirdik yani. Keşke gösterebilseydim ama milyonlarca yıldız var şu anda tepemizde. Çok güzel. Kapat. Mis gibi bir hava. Muhteşem her şey. Değil mi Pelin? Evet. Harika. Sabah kahvaltısı için hazırlıklara başladık. Bugün çok sıcak, inanılmaz böyle gölgenin altında kalmaya çalışıyoruz. Gölgeden böyle güneşe çıktığımızda herhalde bir 5-6 derece fark ediyor. İnanılmaz sıcak. Böyle bir şey anlatayım size şurada otururken gölgede. Sabah uyandım. Ama hani böyle uyanıklıkla şey arası vardır ya, böyle uyandım uyanmadım arası. O sırada şunu düşündüm. Acaba dedim eve mi döndüm ben? Yani hani eve mi döndüm? Çünkü o kadar rahat uyandım ki, o kadar güzel uyandım ki hiç böyle uyanacağımı düşünmemiştim. Hani bir yerlerim tutulur, boynum ağrır çünkü yastığımı bile unutmuşum arkadaşlar. Hani öyle zannettim. Yani bir yerlerim ağrır kesin diye uyudum uyurken böyle. Artık burada yapacak bir şey yok. Yani birkaç gün düzelir ağrıyan yerlerin diye düşündüm. Ama inanılmaz rahat uyandım. Yani hani şey olmadı böyle benim için. Hiç zor olmadı. Hatta böyle uyuduğum en güzel uykulardan biriydi diyebilirim. Gerçekten istisnasız. Ben kamp işini sevdim bayağı arkadaşlar. Tam kadro buradayız. Kahvaltımızı hazırladık. Soframız hazır. Şimdi kahvaltımızı ettikten sonra biraz göl yürüyüşü yapacağız. Değil mi? Yapacağız. Bu sıcaktı. Çok sıcakmış. Red geldi. Ama ben size göl göstereceğim. Çok güzel çünkü. Manzara var arkamda. Buraya erken gelmek lazım. Biz birazcık geç kaldığımız için, çok yukarıda ve gölgede olmayı tercih ettiğimiz için öyle bir yerde konakladık ama şey de olabilir tabii. Yani özellikle şurası falan çok güzel. Hani böyle çadırdan çıktığınızda göl manzarasıyla uyanmak gerçekten harika olabilir. O yüzden buraya evet erken gelmek gerekiyormuş. Şimdi iki gündür Mitsubishi L200 Crawler'la beraberim. Birazcık böyle içini göstereyim istedim size. Çünkü çok detaylı çekemedim galiba. Şimdi şöyle, yatak bölümündeyim ben aracın. Önce kurulumundan başlayayım. Kurulumu çok kolay. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani 15-20 dakikada maksimum çok rahat kurabiliyorsunuz arabayı. Ama şöyle bir durum var. Yani tek başıma ben kuramam. Çünkü şu tenteleri falan açmak birazcık böyle hani şey istiyor yani, biraz uzanmak falan gerekiyor böyle. Biraz ben ufak kalıyorum yani bu arabanın kurulumu için. Ama yanınızda bir işte babanız, bir erkek arkadaşınız, eşiniz varsa çok rahat bu tenteleri rahatça açıp devamıyla ilgili kısımları siz kurabilirsiniz. İşte ocağı mesela kullanmak, mutfak kısmını kullanmak çok kolay bir kadın için.
Ve çok da konforlu. Sadece handikap olarak şöyle bir durum var. Tabii ki mutfak dışarıda olduğu için hani normal bir karavan gibi değil. Dışarıda olduğu için hani kışın gittiğiniz yerde evet üşüyerek bir şeyleri hazırlamak zorunda kalabilirsiniz. Onun dışında yazın bence çok güzel. Çünkü püfür püfür hani aracın içinde kalmadan rahat rahat dışarıda dışarıdaki sohbete katılarak en önemlisi bence o. Hani kadınların böyle mutfağa tıkılma muhabbeti vardır ya. Onu yaşamadan rahat rahat bütün istediğiniz her şeyi halledebiliyorsunuz. Ocak falan iki tane ocağı var. Küçük olsa da biz inanın patlıcan falan bile közleyip çayımızı, kahvemizi, filtre kahvemizi her şeyimizi yapabildik. Sucuklu yumurtamızı bile kırdık yani. O yüzden hani gayet kullanışlı. Şimdi şöyle oldu. Ben ilk kez kampa geldiğimi söylemiştim size. O yüzden hani hayatımda ilk kez kampa geldiğim için çadırda kalmak istedim. Ama hani hep bir açık kapım vardı buraya gelmek için, buraya dönmek için. Şöyle gösterecek olursam da yatağı, hemen şöyle arkamdan size göstereyim. Şurası büyük yatak kısmı. Şunu alayım. Şuraya atayım bunu. Burası büyük yatak kısmı. Yani burada aslında iki kişi çok rahat uyuyabilir. Yani çok rahat hava alıyor, işte çok aydınlık falan, gayet güzel. Bir de şurada yatak var aslında. Burası da yatak oluyor. Şöyle göstereyim. Burası da küçük bir yatak. Ben çok dönen bir insan olduğum için oradan aşağıya düşerim korkusuyla oraya çıkmadım. Çadırda kalmak daha böyle güvenli geldi bana. Ama burası, burada iki kişi uyuyabilir gerçekten. Çok geniş çünkü. Kameradan anlaşılıyor mu bilmiyorum. Bir de bu arada şu görmüş olduğunuz şu şey var. Metal şey parça. Bunu da şuraya açıp birleştirdiğinizde burası da yatak oluyor aynı zamanda. Yani şu boşluk da yatak olabiliyor. Hani o yüzden yatak konusunda gerçekten hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Buralar böyle hani çok rahat eşya sığdırabileceğiniz yerler. Buna çıkarttığınız zaman zaten burası da bayağı bir yer oluyor. Yani eğer iki kişi geldiniz ve işte burada iki kişi yatacaksanız burası da kocaman bir alan olmuş oluyor. Hatta buraya televizyon vesaire de uyduyla beraber bağlayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz şalterler var. Bu şalterler zaten bu arada aracın hani elektrikle ilgili, enerjiyle ilgili hiçbir problemi yok. En güzel kısmı da o bence zaten. Burada işte hidroforu açabiliyorsunuz, ışıkları buradan kontrol ediyorsunuz. Güneş enerjili panel, şimdi onu da göstereceğim, şu tarafta kalıyor dışarıda. Onun sayesinde arabadaki aküye hiçbir şekilde dokunmadan hala bütün enerjinizi, bütün ışığınızı, işte hidroforun çalışmasını vesaire her şeyi oradaki enerjiyle halledebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yani burada günlerce kalıp arabanın marşına basınca gidebiliyorsun. Öyle bir sıkıntın olmuyor. Ya da bir jeneratörle bir şeyle uğraşmak durumunda hiç değilsin. Dışarıya çıkalım şimdi isterseniz tekrardan. Dışarıya çıktığımızda kahvemi de alayım. Dışarıda dediğim gibi hani o tenteleri açmak biraz fazla şey değil, kolay değil. Bir erkek gücü gerekiyor açıkçası. Şunlar dün de bahsetmiştim, tüpler. Biz buraya bu tüpü bağladık. İlk geldiğinizde şuradaki şeyleri sabitlemeniz gerekiyor. Burası su konulan yer. Buradan su koyuyorsunuz araca. Ondan sonra aynı zamanda şuraya duş başlığı bağlayıp güzelce duş alabiliyorsunuz. Şunu indirdiğiniz zaman da şöyle bir tane tente çıkıyor buradan. Bunu şimdi toplaması biraz uzun süreceği için bunu buradan çıkartıyorsunuz. Burada iki tane şey var. Demir. Demirleri böyle açtığınız zaman buraya bir tane duş perdesi oluyor. Burada gayet rahat bir şekilde duşunuzu bile alabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Yani her şey o kadar pratik düşünülmüş ki aslında. Hani her şey sizin böyle kolayca, hızlıca yapabilmeniz için. Ha, bu arada şeyi söylemedim. B200 Crawler'ın şöyle bir özelliği var. Ya bu gördüğünüz aksamın hepsini aslında pick-up'larınıza yaptırabiliyorsunuz özel olarak. Ama L200'ün şöyle bir avantajı var. Gidip bayiden satın alabiliyorsunuz. Böyle bir durum olduğu için tabii ki hani tekrar yaptırmakla vesaire uğraşmamak adına gidip bayiden almayı ben de hazır olarak tercih ederdim açıkçası. Şu güneş panelini size göstereyim. Güneş paneli de şurada. Ne kadar doğru gösterebiliyorum bilmiyorum çünkü
Şöyle geçersem karşısına daha rahat göreceksiniz sanıyorum. Bu güneş paneli gerçekten hayat kurtarıyor diyebilirim. Onun dışında bir kadın olarak tabii ki kampta en çok nerede vakit harcadın derseniz tabii ki mutfak oldu orası. Mutfak kısmı gerçekten inanılmaz rahat. Biz bayağı bulaşık falan yıkadık ki birazdan bu bulaşıklar bizi bekliyor. Bunları da yıkayacağız. Su ile alakalı ihtiyacımız şöyle oldu. Bu şeyi hemen şuradan açıksa göstereyim bir dakika tekrardan. Görünüyor mu bakayım? Fulledik bunu. Burası suyu gösteriyor. Şu an yarısına kadar aslında tüketmişiz ki biz bu suyla bulaşık bile yıkadık. Yani uzun uzun bulaşık bile yıkadı. Dolabı burada. Dolap biraz küçük kalabiliyor. O yüzden hani ekstra içeceğiniz vesaire bir şeyiniz olursa, ekstra soğutucu olarak getirebileceğiniz şeyler varsa hani onlar sizin işinize yarar. Çünkü özellikle hani yazın bir yere gittiğiniz için işte insan kavun, karpuz da götürmek istiyor. Onlar için çok büyük bir alan yok. Onun için hani onu daha böyle sizin kendi kullanacağınız küçük box'lar şeklinde toparlayabilirsiniz. Benim handikap olarak gördüğüm şey şuydu. Mutlaka şurada bir tane daha masa gibi bir şeyin olması. Yani şurası çok yeterli bir alan olmuyor açıkçası yemek hazırlarken. Ki kampa geldiğinizde çok sık acıkıyorsunuz ve hani birazcık da çok fazla şey yemek ihtiyacı duyduğunuz için burası çok yeterli bir alan olmadı açıkçası. O yüzden bizim bir tane daha şey vardı. Oturup hani yemek yediğimiz bir masamız daha vardı. Onunla o ihtiyacımızı karşıladık. O yüzden buraya gelirken bir tane L200 Crawler'la geliyorsanız mutlaka bir tane de masanız ekstradan olsun. Merak edenler olabilir. Sıcak su olmuyor araçta. Onunla ilgili hani şeyi daha henüz çözememişler. Onu özellikle sordum. Duş alırken çünkü hani sıcak su ihtiyaç duyulabilir ya da yağlı bir şeyleri yıkarken. Sıcak su yok yani onu bilin. Biz toparlanmaya başlayacağız. Toparlanırken de size gördüğüm ekstra şeyleri söylerim. Yani bu arabanın çok böyle dezavantajı yok. Bence gerçekten çok büyük bir avantajı var ama vakit geçirmek lazım. Hani çok sık bir yerlere gittiğinizde illaki eksiklerini göreceksinizdir. Ama onlar da opsiyonel olduğu için istediğiniz şeyi istediğiniz yere yaptırtabilirsiniz. Yatak nasıl kapatılır ona bakacağız. Ben yapabilir miyim? Sade iteceğim değil mi? Evet, yukarı doğru it. Bütün gücünle. İt. Devam et. Durdu kaldı. Bir dakika, süngere geliyormuş. Süngere açalım. Şunları yukarıya atsak. Evet, hocam. Tekrar deniyorum. Devam. O yatak sayesinde kocaman böyle bir yer olmuş oldu. Ama biz burayı ilk başta böyle olduğunu bilmediğimiz için içeriye doldurmuştuk her şeyimizi. Şimdi bu halle böyle bir bagaj haline gelmiş oldu. Çadırımı daha toplamadım. Çadırımı toplayacağım. Bulaşıklarımızı yıkadık. Toparlanıyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Çok güzeldi ama. Bir de Mehmet arabayı verirse inşallah kullanacağım yani. Hani şeyi merak ediyorum, o dönerken ederken ne oluyor? Onu merak ediyorum. Onu anlatırım size. Mandal var. Ona getirmen lazım. Beni o yüzden senin dışı... Hayır, çıkman lazım. Sen bak dışarı çık. Ama onu bırakmadan çık. Bak şurada. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben gerçekten kampçılık işini çok sevdim. İlk kampımda çadırda bile kaldım yani araba varken. O yüzden bence artık böyle videolar gelir isterseniz, siz de severseniz. L200 ile Crawler'la ilgili merak ettiklerinizi tekrardan bu videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Daha uzun bir vakit geçirebilirsek eğer tabii ki Crawler'la daha uzak bir lokasyona gidip daha uzun bir video gelebilir. Şimdilik böyle birazcık hızlıca oldu. Hızlı bir paket program oldu. Ama yani uzun uzun çekmek belki daha iyi olabilir. Çünkü dezavantajlarını çok anlatamadım size. Aslında çok dezavantajı yok yani. Bu arada geldiğimiz yer hani zemin olarak gerçekten çok kötü bir zeminde. Nasıl söyleyeyim size? Hatta bir ara böyle yani kanallar zaten hani kanal var yolda ve hani çok araba geçtiği için çok derin kanallardı bunlar. Oraları da hakikaten böyle hiç bana mısın demeden rahat rahat çıktık geldik. Hiçbir yerde hiçbir şekilde takılmadık.
O yüzden performans olarak da hani bu pick-up'la, özellikle crawler'la hani her yere gidebilirsiniz. Bence hiç sorun çıkartmayacaktır sizin için. Şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Sevgiler.